Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillah, elhamdülillah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine nimetlerinin adedince hamdü senalar olsun. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yolunu anlamak noktasında Kur'an'la tanışmamız, Allah Resulü'nün hayatıyla tanışmamız, onlara anlatan alimlerin sözleriyle buluşmamız gerekir. Çünkü bizim yolculuğumuz mahşer yerinde ikiye ayrılacak. وَهَدَيْنَهُمْ نَجْدَيْنِ sonucudur bu. Dünya hayatındaki tercihlerimize göre ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cennetin ta kendisi ya da cehennem. Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla bizden önce peygamberlerinin arkasından giden toplumların yaptığı hataları yapmamalıyız. Bizden öncekilerin Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine karşı gösterdiği zayıflıkları, zaafları göstermemeliyiz. Bunun için de onlarla ilgili gerek Resulullah Aleyhisselam'ın, gerekse Kur'an-ı Kerim'in kıssalarının ortaya koyduğu bir takım temel anlayışları yakalamamız gerekir ki bunun için okumak gerekir, araştırmak gerekir, düşünmek gerekir, sormak gerekir, kısacası öğrenmek gerekir. Allah Celle Celaluhu yarattığı insan Adem'i وَعَلَّمَ الْاَدَمَ اَسْمَاءَ ifadesiyle talim etmiş idi. Bizim de bu anlamda öğrenmemiz lazım. Şimdi efendim sözü uzatmayayım. Söz uzayınca yürümek biraz zorlaşıyor. Allah Celle Celaluhu'ya verilmiş 5 söz. Israrla hatırlatıyorum. Onun haricinde de başka ayetler okuduk. Verilmiş sözler var. La ta'udun illallah ayeti vardı. Yahudilerden alınan sözlerde Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Biz burada saydık bu sözleri. Le'in ekantumus sala, namaz kılarsanız, ateytumus zeka, zekat verirseniz, ve amentum bi rusuli, peygamberlerime iman ederseniz, ve azzertumuhum, onları desteklerseniz, onların davasına sahip çıkarsanız, onların yaşadığı dini yaşarsanız, kendi kafanıza göre bir yol tutmazsanız, ve akrattumullah kardan hasene, ekonominizi karz-ı hasen üzerine oturtursanız, ticaretinizde borç alışverişlerinizi artı nema dediğimiz, faiz dediğimiz artı değere göre değil de Allah için borç vermek, verildiği kadarını geri almak suretiyle 1 lira verildiyse 1 lira geri almak, 10 lira verildiyse 10 lira, 1 kilo buğday verildiyse 1 kilo buğday geri almak suretiyle faizden, artı değerden yani sömürüden, yani bankacılık sisteminden, bugünkü bankacılık sistemi ki sömürüdür, herkes bunu biliyor efendim, yani tefecilikten ki bu Allah Resulü döneminde de aleyhisselam vardı, öncesinde de vardı. Demek ki İsrailoğulları döneminde de insanların arasında tefeciler varmış ki Rabbi Zülcelal onlardan bu konuda bunu yapmayacaksınız diye söz almış. Alınan bir sözdür. Bunun neticesinde dedik ki dünyada 6 tane bela insan yaşar. Bunlarda sebat etmezse verilen sözlerde, bu alanlarda verilen sözlerde sebat etmezse, nakipler yani gözetmenler, yani gözeticiler, yani toplumun denetmenleri, müfettişleri bu toplumun davranışlarını denetlerler. Yani alimler, yani el-ulema uvarasetul enbiya ayetiyle buradaki 12 nakip arasında bir benzerlik ben kuruyorum. Onlar da vazifelerini yaparlar. Çünkü yine Maide suresinde لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْكِذْبِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتِ ayetiyle ahbarın ve Rabbanilerin, yani hak yolunda ilim öğrenmiş Allah'ın ilmini zahiren bilenlerin ve aynı zamanda Allah Celle Celaluhu'nun
bildirdiği ilimleri hal ilmi olarak da yaşayan ve anlayanların toplumu uyarması lazım, dizginlerini çekmesi lazım, yanlışa gitmekten alıkoyması lazım, bir özveri ortaya koyması lazım. Bu nakipler, bu gözetmenler, bu ahbar, bu rabbaniler. Bunlarla ilgili de aslında açıklamalar yapıp sizlerle bazı şeyleri anlamaya çalışmakta yarar var. Ahbar kim, Rabbani kim, Nakib kim, üzerinde durmakta yarar var. لَعَنَّاهُمُ geçmiştik. Allah bunları yapmayanlara lanet etti, rahmetinden kovdu. Hangi tefsirine, tefsire bakarsanız bakın. Allah Celle Celaluhu bu beş şeyde sözünü tutmayanı rahmetinden kovdu. Rahmetin kesilmesi ne anlama gelir? En basitinden kalbimize iman girmez. En basitinden müminlerle bir arada yaşayamayız. En basitinden huzur içerisinde, sulh içerisinde yaşayamayız. En basitinden düşmanlarımız bize musallat olur. Rahmetinden kovdu. Hafazan Allah. Hafazan Allah. Yediğimizin bereketi olmaz. Evimizin huzuru olmaz. Hafazan Allah. Namazsızın evinin huzuru olmaz. Zekatsızın evinin huzuru olmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı rehber bilmeyen, kendisine önder bilmeyen, kılavuz bilmeyen kimsenin evinin huzuru olmaz. Gelin kaynana arasındaki çekişme bitmez. Kardeşler arasındaki efendim itişme bitmez. Efendim akrabalar arasındaki kopuşlar bitmez. O yüzden Allah Celle Celaluhu peygamberin davasına sahip çıkmamızı istiyor. Onu desteklememizi istiyor. Karz-ı Hasen sistemini ayakta tutmamızı istiyor. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَ Biz onların kalplerini katılaştırdık. Kalpleri. Kalp katılığı Türkçe'de biliyorsunuz merhametsizliktir. Yani karşımızdaki insanın hakkını vermemektir. Merhamet sadece acımak, ah vah vah falan demek değil. Nitekim Ali İmran suresinde bir ayet-i kerime Bismillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِرُونَ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ Öyle kimseler var ki bu Yahudilerden özellikle öyle bir kafir küfrettiler ki o küfreden kimselerden Allah'ın ayetlerini tanımayan, inkar eden veyahut da sırt çeviren küfür dört manaya geliyor. Görüp de üstünü örtüp yokmuş gibi yaşayana da kafir denir. Efendim inanmayana da kafir denir. Şeytan aleyhillahin gibi Allah'ı bilmesine rağmen emre itaat etmeyene de kafir denir. Allah Celle Celaluhu çünkü şeytanla ilgili bu hükmü koydu. Ve kene minel cinni. O cinnilerden olan şeytan da Allah Celle Celaluhu ve stekber ve kâne minel kafirin ayeti var. Kaçındı secde etmekten birkaç yerde geçiyor. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine küfredenlerden oldu. Cenneti görüyor, biliyor. Cehennemi görüyor, biliyor. Melekleri görüyor, biliyor. Allah ile konuşuyor. Araf suresine bakarsanız 12 ile 25. ayetler arasında bunu göreceksiniz. Allah Celle Celaluhu ile konuşan şeytan Allah'ın secde et emrini dinlemedi, kafirlerden oldu. Secde et emrini dinlemedi, kafirlerden oldu. Kaldı ki bu söz aynı şekilde bizden alındı ve bu söze itaat etmeyen, bu sözleri tutmayan, namazını kılmayan, zekatını vermeyen, peygamberlere iman etmeyen, peygamberlerin davasını desteklemeyen, peygamberlerin tavsiye ettiği, kitabın tavsiye ettiği Karz-ı Hasen sistemini ayağa kaldırmayana Allah Celle Celaluhu diyor ki senin kalbin katılaşır. Resulullah Aleyhisselam bir kişi günah işlediğinde her günahta bir siyah çöre otu gibi kalbe, süt kabına atılan çöre otu gibi bir kirlilik düşer. Biner şöyle çöre otları üst üste kalbin üstünü tamamen kapatır. Kasvet buna diyoruz. Yani kalp orijinal safiyetini kaybeder, dış dünyaya bakarken ihtirasla bakar, kinle bakar, öfkeyle bakar, garazla bakar, acıma duygusu olmaz, yetimi bilmez, fakiri bilmez, ondan sonra mazlumu bilmez, yeryüzündeki zorbaların yaptıklarını görmez, sadece yer içer keyfine bakar. Çünkü onlar وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ Nebileri öldürdüler bu ayetleri inkar edenler. Nebileri öldürdüler bir gayri hakkın haksız yere ve yaktulûne lezîne ye'murûne bil kıst. Adaleti emredenleri de öldürdüler.
Tarih boyunca böyle olmuştur. Hakikati haykıranın sesini susturmak için zorbalar daima harekete geçmiş, zorbaların yalakaları da onlardan yana olmuş ve daima nice peygamberlerin derisi yüzülmüş, nice insanlar öldürülmüş, nice insanlar telef edilmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah Celle Celaluhu ve bu ayet-i kerimenin tefsirinde İbn-i Kesir'de yer alır. Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği 70 nebiyi Yahudiler sabahtan öğleye kadar imha ettiler, şehit ettiler, öldürdüler. Aynen Efendimizin ifadesi öğleden sonra kanlarının üzerine pazarlarını kurup işlerine baktılar. Bunlar kalpleri katıdır. Bunların kalplerinin katılığının dışa yansıyan taraflarından birisi Nebi Aleyhisselam ki bundan sonra da bunu söyleyeceğiz. Kendilerine haber verilmiş olmasına rağmen Nebi Aleyhisselam'a çeşitli türlü tuzaklar, hileler kurdular. Mekke müşriklerini kışkırttılar. Savaşlarda Allah Resulü ile ahitleşmiş olmalarına rağmen mesela ahitlerinde durmazlardan birisi bu. Nebi Aleyhisselam ya Medine'ye hicret ettiği zaman münafıklar Allah Resulüne beyat ettiler, söz verdiler, itaat edeceklerine, Resulullah'ı koruyacaklarına. Yahudilerle bir Medine sözleşmesi karşılıklı kararlaştırıldı. Bu söze rağmen Hendek Savaşı'nda müminleri kafirlerle, müşriklerle yalnız bıraktılar, arkadan vurdular. Arkadan vurdular. Dolayısıyla bu kalp katılığıdır. Bu kalp katılığından Allah'a sığınırız. Sonra bir de yuharrifûne el kelime an mevâdi'ihi. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri bir söz koymuş. Bir kelime. Kitabında cümleler. Cümlelerin içerisinde ahkam, hükümler. O kelimeyi alırlar bulunduğu yerden başka bir konuma aktarırlar. Allah rahmet eylesin. Timurtaş Uçar'ı dinledim tabi hepimiz dinlemişizdir bizim yaşımızda olanlar. Böyle insanlara da ihtiyacımız var. Rabbim onu mükafatlandırsın cennetiyle cennet-i alada. Şu anda konuşan kardeşlerimizi de hakeza aynı şekilde onun çok böyle ısrarla üzerine vurarak söylediği bir cümle vardı. Tabi mecbur edilen, kendini satmaya mecbur edilen kadınlarımızı tenzih ediyorum. Yani elinde imkan olmamak suretiyle boyun eğdirilenleri tenzih ediyorum. Onlar da bizim kardeşlerimizdir ama kendisini başkasına pazarlayan, satan kadınlarla ilgili kitabımızda fahişe kelimesi kullanılmış. Yani kötü fiil yapan anlamında. Fahişe, utanılacak davranışta bulunan anlamında. Sadece cinsel ilişki açısından değil. Kaba küfürlü konuşmak da fahşadır, fahişeliktir yani. Küfürlü konuşmak da fahişeliktir, kötü fiilli. Kur'an kelimelerini bilmiyoruz, battı biliyorum. Bu cümle dinlediği zaman bazı kimselere dokanıyor. Yani bu fahşa dediğimiz şey kötü eylem, kötü davranıştır. Zina da bunun içine girer, içki de bunun içine gider. Zina eden eğer kendi zevki için yapıyorsa fahişelik ediyor, içki içen kendi zevki için yapıyorsa fahişelik ediyor, kahvede kumar oynayan arkadaş kendi zevki için yapıyorsa fahişelik ediyor, evde bir iç partileri veren kadınlar bunu kendi zevki için yapıyorsa, şimdi hemen böyle bunu duyan medya özellikle işte cımbızlıyorlar bu kelimeleri, alıyorlar, biz biraz ufak kaldığımız için bizi görmüyorlar, teğet geçiyorlar. Ne desek bilmiyoruz tabii elhamdülillah diyebiliriz de ama kardeşlerimize zulmediyorlar işte Nurettin Yıldız'a yaptıklarını biliyorum ben. Dolayısıyla kötü fiil demek, kötü fiil, fahş kötü fiil, kötü fiil. Buradan hareketle diyorum ki bunlar Allah'ın koyduğu kelimeyi değiştirirler. Timurtaş Uçar rahmetli de diyordu. O kötü fiili işleyen kadına hayat kadını diyorlar demişti Timurtaş Uçar. Yine hakeza bu anlamda bir ayet daha. Üç defa geçmiş bu kelim. Bir yerde yine Bismillahirrahmanirrahim Nisa suresinde minellezine hadu. Yahudilerden örnek veriliyor. Yuharrifuna bazıları vardır ki yuharrifuna kelime an mevadihi. Allah bir kelimeyi koymuş bir anlamda o kelimeyi başka bir anlamla kullanırlar. Ve yakulune derler ki semi'na ve asayna. Ne demeleri lazımdı? Semi'na ve ata'na. İşittik, itaat ettik. Onlar derler ki işittik, isyan ettik. Veya derler ki vesma' gayra musma'an. İşitme kabiliyeti olmayan, işitmesi olmayan, duymayan, bize değer vermeyen veya kulaksız, kulaksız, işitme kabiliyeti olmayan
Dinle bizi derler. Tabii bunlar hep çift anlamlıdır. Şimdi tefsire girmeyeceğiz bu anlamda. Ve ra'ina derler. Unzurna. Yani bize bak diyeceklerine ra'ina. Bize çobanlık et ey çoban. Haşa. Peygamberlere böyle hakaret ederler. Nebi Aleyhisselam'a da öyle diyorlardı. Bunu yaparken de leyyen bi elsinetiyim. Ağızlarını büzerek, efendim böyle dudak kıvırarak, alay ederek, efendim ve ta'nen fiddin ve dine saldırarak bunu söylerler. Dolayısıyla dine saldıran, ağızlarını din hakkında efendim alay için oynatan, şaklatan insanlar ve peygamberler hakkında ileri gele laf eden, işte uçkuruna düşkün tabir edilir, efendim haşa Nebi Aleyhisselam çok evliliğini diline takar. Bu insanlar Allah'a verdikleri sözü bozan insanlardır. Bunlarla selamlaşırken dikkat etmek lazım. Bunlarla sohbet ederken dikkat etmek lazım. Size gönderilen, bitiriyorum burada uyarı olarak, size gönderilen pek çok video var. Bir de bunun fıkhını ortaya koymak lazım. Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanımız diyordu ki yeni bir fıkıh yazmak lazım bu alanda. Mehmet Görmez söylüyordu, Allahu Alem. Belki başka arkadaşlar da. Her video sahibinin videosunu açıyoruz. Kimine gülüp geçiyoruz, kimine bilmem işte şakalaşıyoruz. Şeriat buna ne diyor? Doğru bir söz mü? İftira var mı? Birilerinin hakkından geliyor mu? Birinin şerefini iptal ediyor mu? Hani bu sosyal medya dediğimiz olay. Kalp katılaşmış ne olsun? Namaz kılmıyor, zekat vermiyor, peygambere iman etmiyor. Kalp katılaşmış. Bu anlamda her elimize düşeni biz hak bayram zannedip kullanıyoruz. Vaktimiz yetmedi. Belki biraz uzattım. İftarlıklar kısa olacaktı. Konu böyle gerektirdi. İnşallah gelecek konuşmada görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.